İyi akşamlar 90 artı futbol izleyicileri. Yine mübarek bir Ramazan akşamı sizlerle beraberiz. Ramazan'ın ilk programı. Güzel futbol konuşacağız. Bu akşam gördüğünüz üzere sevgili Murat Ülgen kardeşim bizlere eşlik ediyor. Halil hocam, Tolga kardeşim işi nedeniyle bu akşamki programda yer almıyor. Evet Murat hocam, başlayalım sizden. Sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Ekran başında bizi dinleyen seyircilerimize de hayırlı sohbetler diliyorum. İnşallah onları sıkmadan bir program olur. Bugün zaten Murat abiyle beraberdik. Dünya Gençler Birliği Kabadüz yarı final ilk maçı vardı. Çok güzel de maç oldu bence. Onu da konuşacağız ama ilk önce Ünyespor'u konuşacağız sanırım Murat abi. Evet. Bünyespor'u konuşacağız. Bünyespor deplasmanda Ulan 3-1 Spor'u galip geldi ama maçı izlediniz herhalde hocam. Nasıl buluyorsunuz Ünyespor'u? Kısaca bir değerlendirelim isterseniz. Tabii bizim de veteran maçı olması münasebetiyle Sinop'ta olduğumuz için de maçı izleyemedik. Sadece biraz özet programına bakabildim. Buruk bir karşılaşma. Tabii ki Eynesil'in de galip gelmesiyle buruk bir karşılaşma oldu. Bizim için öyle oldu. İddiamızın olmadığı bir maçtı. En Evet. azından ligi ikinci bitirebilirsek Federasyon Kupası'na iki takım alınıyordu. Belki iki takımla gitme avantajımız olacak. Onun için önemli bir karşılaşmaydı. Ünyespor'u sezon başından itibaren değerlendirecek olursak sonuca baktığımızda bizim rakibimiz Sebat ve Eynesil'di değil mi? Evet. Bunu Eynesil yoktu. Sebat. Sezon başında yoktu. Yine de ben programa çıktığımda Sebat'ın ciddi rakip olacağını ama Eynesil'in de bırakmayacağını çünkü baktığımızda gol yemeyen bir takım. Evet. Sabır ederek bir tane gol bulup kendini üstlere atan bir takım görüntüsü vardı. Biz diyelim ki yine de bu iki takımı rakip gördük diyelim. Şimdi Ünyespor Sebat'la kendi sahasında berabere kaldı. Dışarıda da deplasmanda da 3-1 mağlup oldu değil mi? Evet. Eynesil'le ne yaptık biz? Ünye'de 1-0 biten karşılaşması sonucu 3-0 hükmen Aynen. Kaybettiğimiz bir maçtı. Deplasmanda da 1-0 kaybettik. Şimdi rakibimiz bizim Sebat ve Eynesil ise bunlardan mutlaka puan almamız gerekiyordu. Yoksa şampiyonluğu rüyamızda görürüz ve aynı şekilde de bu şekilde oldu. Tabii ben Eynesil maçını Mehmet Ali Durak Başkanı'na beraber izledim. Dışarıda mı içerideki mi? Son maçı dışarıdaki maçı mı? Dışarıdaki Dışarıdaki maç. En son şampiyonluk maçımız. Yani biz o maçı alabilseydik şimdi daha maç. farklı konuşacaktık. Burada bayram havası estirecektik. Tüm Ünye'de son maça burada tribünleri doldurup şampiyonluk maçına çıkmış Şampiyonluk olacaktı. maçına çıkacaktık yani. O maçı izlediğimizde Kısmet olmadı. Ünyespor'un çok arzulu bir futbol oynadığını söyleyemem. Yer yer tek kale oynadı ama ilk devre kısır bir maç geçti. Duran toplarla gol bulabilirdik ve duran topla da gol bulduk aslında. Bulduk. Sayılmayan golümüz gerçekten goldü. Yine frikikten attığımız golü şimdi ne dersek boş. Yerde yatan bir oyuncu var ama ikinci golümüz net goldü. Daha sonrasında maçın sonlarına doğru bir 20 dakika falan vardı maçın bitmesine. Bayağı bir baskı yapıyorduk. Evet. Yani yüklendik. Ben dedim ki gol buluruz. Mesela stoperimizin birini öne atabilseydik soldan ve sağdan gelen ortalar boş geçti. Orada içeriye kimse giremedi ve o pozisyonlar da sonuçsuz geçti. Sonra anlam veremediğim birçok oyuncu değişikliği oldu. O bizim şeyimizi biraz düşürdü. Yani içeriye attığımız oyuncuların da bize katkı vermesi gerekiyor. Yani maç Evet. kazanmamız için kulübeden gelen arkadaşların katkı verip skor yapması gerekiyor. Maalesef bu bizde olmadı. Daha sonra Enesil takımı üzerimize gelmeye başladı. Birkaç pozisyon ciddi bir pozisyon geldi ve kaptırdığımız bir top neticesinde de Ünye'deki gibi maalesef uzaktan bir Aynı yerde. şutla Enesil takımı galip geldi ve tabii biz hüsrana uğramış olduk. Bir senemizin emeği boşuna gitti. Ben Ünyespor'da genelde şöyle bir yorum yapmak istiyorum. Ben kanat oyuncularımızın topu ileriye taşımasında ve o asist yerlerinde biraz zayıf kaldığı kanaatindeyim. Sıkıntı var. Top getiremedik santraforumuza ve arkadan gelen 10 numaraya top getiremedik. Bu bizim gerçekten
ilk yarıda da aslında gördüğümüz bir olaydı. Bir de ben şuna değinmek istiyorum. Bu da önemliydi. Biz kampa gittiğimizde, Ünyespor kampa gittiğinde birçok hazırlık maçı oynadı değil mi? Evet. Ünye'ye dönüşümüzde zannediyorum 3 futbolcu transfer edildi. Bence bu futbolcuların kampta daha önce transfer edilip kampta hazırlık maçı oynatıp takıma daha da fazla adapte olmaları ve güçlenmeleri gerekiyordu. Bence bu bizim biraz kaçırdığımız bir olay oldu. Belki bilemiyorum. Belki transfer gerçekleşmedi. İkinci devre transferleri gerçekten zordur. Evet. Çok zordur. Çok zor. O bilemiyorum ama o bize handikap oldu gibi durdu. Çünkü arkadaşlarımızın moral motivasyonu ve takıma uyumu biraz olmadı gibiydi. Evet. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Benim gözlediğim buydu. Ama burada Ünyeli taraftarlarımızı başta Mehmet Ali Başkanımız ve yönetim kurulumuzu aslında tebrik etmemiz gerekiyor. İki senedir onlar da gerçekten çok üstün büyük mücadele veriyorlar ama işte bu mücadelenin sonucu da şampiyonlukla taçlanmalıydı. Çok istediğimiz ve bu yılda aslında daha da çok arzu ettiğimiz bir şampiyonluk gelebilirdi. Bir tane maç yüzünden işte bugün böyle farklı konuşabiliyoruz ama bu yönetimin ben Ünye için bir şans olduğunu arkadaşlarımızın daha da isteyerek devam etmelerini talep ediyorum. Çünkü Ünyespor böyle bir yönetimi kaybettiğinde çok sıkıntılar çekecektir. Bu bizim için bir kayıp olacaktır. Ünye şehri için. Gerçekten öyle. Ünyespor'umuz inşallah diyoruz. Artık bu kaçırdığımız şampiyonluğu bu önümüzdeki sezon mutlaka Ünye'ye getirmemiz gerekiyor. Şimdi Enes'in takımını tabii ki tebrik ediyoruz ama gerçekten sahaları çok kötü. Evet, türbinleri kötü yok. Ya. Yani bizim Ünye takımı hem taraftarıyla, hem şehriyle, hem sahasıyla, hem olanaklarıyla da gerçekten burada olmalı. Çok üzülüyoruz, üzüntülüyüz. Yani konuşacak kelime de bulamıyoruz aslında ama yine de arkadaşlarımızı bu mücadelenin dolayı ben yine üstüne basarak söylüyorum. Tebrik ediyorum. Tabii. Yani bu kısmetsizlik midir, nasipsizlik midir, nedir anlayamıyorum Ünyespor'da. Yani inanın ki bazen top çizgiye kadar geliyor, gol olmuyor işte. Yani böyle bunlar da seninle biz beraber yönetimdeyken yaşadık. Böyle bir talihsizlik var kulübün üstünde. Ne yapmak lazım bilmiyorum artık onu da. Şanssızlık takımın üstünde vardı. Yani bizim karşılaştığımız takımlar gerçekten bizim rakibimiz falan değil ya. Kesinlikle değil. Yani Sebet olsun, Eynesil olsun ama bir uğursuzluk, bir şanssızlıktır gidiyor. Değil mi Anil Hocam? Ben katılıyorum şimdi sezon başından bugüne dönersek. Sezon başı bir defa gruplar açıklandığı zaman hepimiz bir sevinmiştik. Evet. Çünkü bir Samsun grubuna düşebilirdik. Orada sonuçta Merzifon, Amasya. Amasya ciddi rakip olacaktı. Evet, hatta ligin ilk kez de Atakum da fena gitmemişti. İşte bir Ladik deplasmana gittiğiniz zaman çok zor bir deplasman. Tabii Tokat'ta yine bir ilçemiz var. Niksar. Hani Niksar takımı ciddi Niksar bir... Niksar sezon başı müthiş paralar harcamıştı. Bu grup bizim için gerçekten biçilmiş kaftandı. Sebat'ın tabii ki takım kuracağını biliyorduk ama yine de orada 4-5 tane takımla yarışmak nerede? Burada Sebat'ta baş başaydık açıkçası. Ben Enes'in asla rakip olacağını düşünmüyordum. Hatta hiçbirimiz düşünmüyor. Kendi teknik ekibi ve futbolcuların da düşünmediğini biliyorum sezon başı. Aslında Halil Hocam şu da var. Şu da bir gerçek. Ya Bal Ligi'nde geriden oyun başlatıp sabaha kadar pas yapmanın bir anlamı yok. Yok. Yani burada 6-7 tane elit futbolcuyla, tecrübeli futbolcuyla, savaşan oyuncularla bu işi bitiriyorsunuz. Yani burada diğer takımları gördük. Gerçekten zaten suni çim sahalarda adam sana pas yaptırmıyor. Aynen. Kafasını gözünü tekmeye vuruyor, sokuyor. Oyun bozuyor. Siz akşama kadar top çevirseniz bile pozisyon kısırlığı yaşıyorsunuz. Sonuç böyle hüsranla bitiyor. Ben Enes'in takımı golü bulduktan sonra da ya bizim maçı kazanabilmemiz, döndürebilmemiz için en azından beraberlik bile bize bir %50 şans getirebilirdi. Ama ben şunu gördüm ki ya Enes'li oyuncuların nasıl taca topa koşuyorlar hala son dakika olmasına rağmen. Yani istediler. İstediler. Biz nedense nasıl söyleyeyim? Buruktuk yani maçta ya. Ben böyle
Ünyespor bu maçı isteseydi alabilirdi aslında. Maça nasıl hazırlandılar bilemiyorum ama gerçekten daha arzu ederek, daha tempolu biz en nesili bitirebilirdik. Bir de şöyle sabretmemiz gerekiyordu. Biz baskı yaptık başlarda ama biraz daha sabır edip sabırla golü de rahat bulabilirdik diye düşünüyorum. Çünkü Samet Madalı çok iyi oynadı. Samet Madalı çünkü yüksek topları bırakmadı. Samet Madalı biraz yerden sıkıntılı ama biz yerden çok sıkıntılıydı o. Genelde yüksek toplarla gol bulmaya çalıştık. Ve ilk yarı bunu yapmaya çalıştık. İlk yarıda zaten bizi defansa fazla sokmadılar. Onların bir tane pozisyonları vardı. Değil mi Halil Hocam? Kalecinin ayağına vurduğu bir top vardı. Evet. O ciddi bir pozisyondu. Onun haricinde de biz pozisyon vermedik galiba. Ya bizim kaçırdığımız %100 bir kafa vuruşu vardı. Ya şimdi o gözümün önünde. Yani altı pasın içerisinde topu nasıl aslında avut, biz yayın esirde iki tane gol attık ama işte hakemler hangi niyetle, hangi art niyetle, yani orta hakem Mehmet Ali Başkan'ın anlatmasına göre golü verdi diyor ama diyor yan hakemler tabii çaldı, biz gördük. Bayrak kaldırdı diyor. Yani bu yan hakemlere demek ki Enes'in gücü bizden fazlaymış ki yan hakemlere bu kadar tesir edebilmişler. Evet. Şimdi şunu söyleyeyim. Bizim kenar oyuncularımızdan bahsettim Murat abi az önce. Onlarla alakalı ufak bir istatistik söyleyeceğim şimdi. Bir de şunu söyleyeceğim. Dedin ya Samet Madalı havadan iyi. Samet havadan iyi, bence yerden de fena değil bu arada. Ben yerden de bu sene havadan daha iyi. Beğendim. Şimdi bizde de oynadı biliyorsun o belediye evet, evet oynadı. Şöyle söyleyeyim, ben Enes'in buradaki maçını seyrettim. Oradaki maçı televizyondan seyrettim. Sanırım DSI maçıydı. Bir tane daha maçlarını, Enes'deki maçlarını da canlı seyrettim. 3 maçta da beğendim. Oyunu yerden oynamanız için bir defa santraforunuz çabuk değil, pivot özellikli bir santrafor Orçun Selduman. Pivot santrafor özellikli şampiyonla oynayan bir takımın olabilir. Gayet bu doğal. Ama sizin kenar oyuncularınızın gol noktasına koşu yapan futbolcular olması lazım. Finalleri yapan futbolcular tabii olması lazım. Şimdi bakıyorum. İbrahim Kongur sezon başı alındı. 0 katkı verdi. 0 golü yok. Hakan Yağmurkaya sezon başı alındı. 2 tane golü var. Oyun içinde hiç yoktu. Zaten Ufuk Hoca geldikten sonra o Çağlar Hoca aldırmıştı Hakan'la İbrahim Kongur'u. Ufuk Hoca da sanırım Hakan Yağmurkaya'yı bir maç falan oynattı ilk 11. Daha sonra 1-2 maç sonradan aldı. 2 gol atmış. Birini Ulubay'a attı. Burada 1-0 kazanmıştık. Evet. Hiç iyi oynamadığımız bir maç. Şimdi ligin 3. haftası sanırım. Diğerini Söğüt yapmış ki ölçü değil. Volkan Ulu Ünyeli taraftarlarımızın çoğu beğeniyor. Hocalarımızdan da beğenen vardır. Ben sezon başından beri her zaman söylüyorum. Volkan şampiyonla oynayan bir takımın her zaman kadroda bulunması gereken bir futbolcu. Ön kenar oyuncusu ama Volkan çok iyi bir yedek olur. Hamle oyuncusu. Evet. Mesela bana geçen gün bir tane hocam sordu. 3. ligde takım çalıştırıyor. Volkan'ı sordu bana. Hocam dedim 3. ligde çok rahat oynar. 2. ligde de çok rahat oynar. Yani boş alan olan her yerde oynar dedim. Her ligde oynar. Harbiden de oynar. Ama sonuçlandırması mesela katkısının daha fazla olması lazım. Sezonu evet, bir golle tamamlaması lazım. Tabii. Volkan Ulu. Aynen. Umut Kral bu istatistikleri şeyden aldım. Maçkolik'ten aldım. Belki ufak bir gol iki gol oynayabilir ama oynadığını da sanmıyorum. Sonuçta her maçı izledik. Sanırım Umut'un tek golü de Görele'ydi. Bir golle yine ön kenar oyuncumuz bir gol atmış. Burak Toker buraya geldi devre arası. Çok sevdiğim bir abimin yanındaydım o zaman. Onun lokantasındaydım. Burak Toker'in şeyini görmüştük, alındığını. Yani ben Burak'ın bizim bu Karadeniz Ligi'nde yapamayacağını düşünüyordum. Haksız da çıkmadım. İyi bir futbolcu ama Ege tarafında işte o İstanbul liglerini biraz daha yumuşak liglerde daha başarılı olabilir. Burada yapamayacağını düşünüyordum. Burak Toker yine 2 gol. Bunların ikisi de Ordu Gücü'ne. Yani baktığınız zaman sizin şampiyonluğa oynadığınız maçları bırakın. Söğütlü ve Ordu Gücü hariç bu kenar oyuncuları sadece toplam 5 tanesi birden 2 gol atmış. Ya bu istatistik de her şeyi gösteriyor işte. Her şeyi gösteriyor. Yani ben buradan yola çıktım. Diğer bir şey de
dediğin gibi abi çok güzel bir yere temas etti yine. İki Enesil maçı. Akçabat. İki Sebat maçı. Dört maç. Dört maçta aldığın puan sayısı bir mi? Bir. İşte çıkamayız. O şekilde bir. Çıkamıyoruz. Dönelim. Çok kritik bir maç oynuyorsun. DS Karadeniz deplasmanı. İki tane penaltıdan golü buluyorsun. Yine bir puan. Kazanamıyorsun. Evet. Buradaki maçta golü penaltıdan atıyorsun. Mehmet İncebacak. Yine bizim puan kaybettiğimiz bir maç daha vardı. Yani ilk yarıdaki Sebat maçı. Az önce söyledik. Dört maçta alınan bir puan ama. Kalifken kaybettiğimiz evet. 1-0 öndeyken kaybettiğimiz. Şöyle ama. Şimdi diyorlar ki işte dakika 20'de 1-0 öndeydik. Dakika 30'da 2-0 bulabildik. Gol kaçırdık. Futbol 30 dakika mı? Futbol 35 dakika mı? Tabii ki değil. 95. 90 dakika. 90-95. Ben sonuca bakarım. O zaman şöyle konuşurum. Maç 3-1 değil 6-1 de bitebilirdi. Olabilirdi tabii. Yani. Futbolda her şey var. Evet. Sezona başladık. İlk Söğüt ve şey maçına ben gitmedim. Ordu gücü maçı. Niye gitmedim? Çünkü o maçlar kandırır insanları. Evet. Bizim takımımızı Barcelona gibi konuştular. Üçüncü hafta Ulubey maçına gittim. Beraber. Gerçekten gittim. Çok yetersiz bir oyun. Yok, kazandık 1-0. 1-0'da. 1-0 kazandık. Gerçekten yetersiz bir oyun mu? 2-1 kazandık. Ulubey'i burada 1-0. Ha, buraya diyorsunuz siz. Evet. Ben dışarıya. Deplasmandaki maç 2-1 yendik ama Ulubey, yani. Orada bence alınan 3 puan altın değerinde 3 puan. Ulubey herkes zorlanır. Orada yani. Korktum ben. O futbolla korktum aslında. Yenilebilirdik takım. Bizim kaleci bir tane de çizgiden çıkardı. Evet. Yani nasip biz, değilmiş. Ya bu takımlara işte hem üstünlüğünüzü göstereceksiniz. Mesela Ünye'deki maçlarda ev sahibiyiz ve orada misafir gelen takımlara sahasında hapsetmemiz gerekiyor. Tabii. Yani biz o baskıyı ben geçen sene de göremedim. Bu yıl da göremedim. Onu yapamıyoruz. Ya 5 dakika yaptık mı 6. dakikaya çıkaramıyoruz. Yok. O olmadı. Şunu söyleyeyim abi. Son 2 sene dedin. Bu arada ilk sene kurduğumuz takım rakiplere korku veriyordu. Ya şimdi bu takımda o bizim Selim Dağ ve Hakan olsaydı nasıl olurdu? Zaten iki senede geçen sene zaten pandemi nedeniyle maçlar o takım daha iyi bir takımdı. Ya biz ama bir o takım kurulandı. Şişirme oynadığı için evet. bizim kanat evet. oyuncularımız pozisyona giremedi. Evet. Geniş alan bulamadı. Hmm. Yani bu takımda ayağı oynayan takımda o iki tane bizim oyuncumuz bugün skor yapardı. Yapardı. Birçok karşılaşmadı. Ya biz bakın Ünye'deki Enes'in maçını kazansak yetiyor mu bize 3 puan? Bir tane de kimle beraber kaldık biz burada? Tamam Enes'i yensen. Enes'i, Sebat'ı yani işte. Hayır ya sadece Enes'i yensen. Evet Enes'den puanını sildiğin zaman bitiyordu aynen, yani. Evet. Yani bir tane maç. Yani şampiyon olacaksan zaten evinde bir tane beraberlik şeyin olabilir. Rakibini yeneceksin. Orada rakiplerini yeneceksin. Bakın Sebat şampiyonluğu kaybederse hangi maçta kaybediyor? Kimle beraber kaldı? Düşen takımla değil mi? Söğütlü'de mi kaldı? Erdoğdu'ya yenildi. Erdoğdu'ya. En iyisi takımı mı beraber kaldı şeyle? Söğütlü'yle. Söğütlü ve Ordu Gücü'yle beraber... Enesil. Bakın Enesil şu anda lider. Evet rakiplerinden bak, puan aldı. İşte biz... Bak. Bizden puan aldı ama. Aynen. 6 puan düşmeye aldı. Düşmeye oynayan takımdan çok önemli puan kaybetti dedik. Artık kopar denilen Enesil bugün lider. Yani bu takımları biz lider yaptık. 6 puan aldı bizden. Evet. Bu arada... Şimdi burada bence en işini düzgün yapan, en iyi işini yapan 2 senedir Mehmet Ali Başkan'dı. Evet. Şöyle söyleyeyim. Kimsenin alacağı yok. İAŞ olarak kesinlikle, bir sıkıntı yok. Kesinlikle. Takımın kampları yapılmış en iyi yerlerde. Yani Mehmet Ali Başkan'ın yanlışı yok mu? Tabii ki yanlışı var. Biz şöyle yok. Dersek Mehmet Ali Başkan'ın yanlışı yok. O zaman kadronun yanlışı yok. Teknik ekibin kadro da yanlışı yok. Yani bu sadece yanlış... Enes'in maçındaki hakemlere kesinlikle bağlamak değil. Da çok büyük kesinlikle yanlış değil. Olur bence. Ama ben hala Mehmet Ali Başkan'ın Ünye futboluna çok güzel şeyler ileride yapacağını düşünüyorum. Mesela bugün benim çok hoşuma giden bir konu. Ünye Gençler Birliği Kabadüz maçındayım. Evet. Siz de oradaydınız zaten Murat abi. Onu konuşacağız tabii ki Ünye Spor'dan sonra o maçı da konuşacağız. Başkan bana yazdı. Hocam durum ne maçta dedi. 0-0 dedim. Aklım dedi orada dedi. Gelemedim işim nedeniyle gelemedim dedi. Ama dedi deplasmana dedi gideriz mutlaka. Deplasman maçına gideriz dedi. Rövanş var ya Kabadüz maçı. Evet. Ordu Karşıyaka'ya gideriz dedi. Bu çok güzel bir şey mesela. Şimdi bir de Ünye'de olmayan bir şey. Mehmet Ali Başkan sağlıkçısını, masörünü evet. Oraya göndermiş. Orada hizmet verdirdi. Bu çok büyük bir şey. Tebrik ediyorum kendisini. Orada gördüm. Aslında arayacaktım. Orada mülkameler gelince kaçırdık. Siz de iyi yere temas ettiniz. Bu da Mehmet Ali'nin amatörliklerimize, kulüplerimize destek verdiğini
yakından takip ettiğini gösteriyor. Teşekkür ediyoruz kendisine. Allah razı olsun. İlgi ve alakasından dolayı. Zaten bütün amatör maçlarında ben gördüğüm kadarıyla voleybol, sadece futbol izliyor. Değil. Voleybol, basketbol. Bayan futbolu, ondan sonra bayan voleybolu. Hepsini takip ediyor. Helal olsun diyorum. Yani onun tek eksiği şampiyonluktu. Bu Ünye Spor'da inşallah ben umut ediyorum devam edeceğini ama çok şey konuştu kendisi, yalnız kaldım dedi. Bayağı dertli yani. Yine şey yaparım ama dedi. Yani bu hakemler artık benim bütün şevkimi, heyecanımı kırdı. Şimdi diyor. Olayları sadece hakemlere bağlarsak yine işin içinden çıkamayız. Hakemi yok bence şehir olarak daha fazla siyasilerin, mülki amirlerin artık bu olaya el atması lazım. Şimdi lazım. Hakem penaltı verdi, biz atamadık da kaçırdık. Evet. Şimdi biz ne yapacağız? Biz hakemi değineceğiz şampiyon olacaksak. Yani bu futbolun içinde olan şeyler. Yani şimdi bu geriye dönüp sadece bu maçı biz düşünürsek bir önümüzdeki seneyi de kaybetmiş oluruz. Kesinlikle. Bizim çok iyi bir yapılanma yapmamız lazım artık. Bu sezondan inşallah. İtibaren inşallah Mehmet Ali Başkan'ın ve belki yani devam ederse ki ben edeceğini düşünüyorum inşallah. Ekibini de daha fazla güçlendirerek artık. Ya şimdi Mehmet Başkan'ın yanında gerçekten canı gönülden çalışan arkadaşlarımız da var. Evet, şimdi onların isimleri belki aklımıza gelmiyor ama Samet arkadaşımız olsun, Anıl arkadaşımız olsun, yine Arpacı Alperen kardeşimiz olsun, benim gördüğüm kadarıyla birçok arkadaş da Mehmet Ali Başkan'ın yanında destek oldu. Ama yönetim kurullarında 30 kişi vardır. Koşturan 3-5 kişidir. Bu futbolda doğaldır. Profesyonel evet. Liglerde de böyle. Ama dediğimiz gibi eksiklikler maalesef oluyor. Ben Ünyespor'un yine söylüyorum şampiyon olmamasının nedeni takımın eksiğini gördüğünüzde devre arasında o nokta transferleri yapmanız gerekiyor. En azından 3 transfer, 2 nokta. Biz dedik hep santrofor. Ya iyi bir santrofor alsak bile topu oraya getirmediğimiz zaman o oyuncu tek başına gol atamaz. Top biz toplamı oraya taşıyamadık fazla. Santrofor'a top geldi. O kadar top geldiğini ben görmedim maçlarda. Ya, en azından şunu söylemek istiyorum. Hani tam santroforunuz Orçun. Yani bana sezon başı deyin şampiyonla oynuyorsunuz. Birinci santraforunuz Orçun. İstemem. Daha ama son maçta bitirici değildi. Son maçta aslında yakaladı da. İşte Enes'in maçı. Çaprazda falan Enes'in maçında yakaladı da. Biraz bel kalın. Dönüşleri yapamadı. O vuruşları yapamadı, gol vuruşlarını. Murat abi şimdi siz Orçun'u alıyorsunuz. Geçen sene Ordu'ya kaybediyorsunuz şampiyonluk yarışında. Orçun orada ikinci santrafor. Hani bu bütçe de varken, iyi bir bütçemiz de varken kesinlikle. Santrafor tercihimiz daha fazla mesela oynamış. Hani X bir ismi alıp yanında Orçun da olabilirdi. Evet. Veya ille de Orçun aldıysa. Peki alamadık mı? O kadarını biz bilemeyiz. Biz başkanımla zaten ya bu hafta ya öbür hafta sezon başından itibaren ne nasıl oldu her şeyi konuşacak başkanımız. Evet. Burada programda. Yani tamam Orçun'u aldınız diyelim. Birinci santraforum Orçun olacak dediniz. Tabii ki diyebilirsiniz ama bu sefer ikinci santraforumuz da siz şampiyonla oynuyorsanız en az Orçun kadar kaliteli bir yani ekip olur. Kimi istediyse Mehmet Ali Durak Başkan onu alıyor değil mi? Tabii aldı. Teknik ekibi mi diyorsun? Yani ekip. Teknik ekip kim istediyse aldı. Ekibin istediğinin %80 alındı diyebiliyorum. %80 yani sezon başında hoca neyi istediyse sezon başı veya sezon ortası yani fark evet, hocalar kim istediyse %80 alındı yani. O evet. Adam o alınmasa mesela yönetimin aldığı bir transfer varsa da veya yönetimin takımda tuttuğu biri varsa da inan sezonun en iyilerinden yani onu da söyleyeyim. Evet. Şöyle bir şey olmadı işte başkan şu adamı aldı da biz ondan yararlanamadık olmadı. İnan başkanın aldığı adam Ünye 1957 Spor çok yararlandı bu sene. Aynen. Böyle söyleyeyim. Halil hocam biraz yorumlar da bakalım. Bayağı birikti Önder yine. Önder Tanrı iyi yayınlar dilerim herkese. Miraç Ayyıldız iyi yayınlar. Nef Stadyumundan güzel bir yayın. Mesela ben Miraç'ı buraya getirmek için çok uğraşmıştım ama sezon başı ve devre arası maalesef getiremedik. Miraç da şampiyon oldu bu arada Efeler'le. Kenar oyuncusu 12 tane gol attı. Tebrikler Miraç. Önder Tantürk bizim rakibimiz yoktu aslında. Rakibimizi kendimiz yarattık. Ne Eynesin ne Akçabat hem kadro hem futbol olarak bizden iyi değillerdi ama rahatlık başımıza bela oldu. Musa Yıldırır iyi yayınlar dilerim. Metin Palabıyık selamlar iyi yayınlar. Halil Can selamlar hayırlı yayınlar demiş. Evet Murat abi sana bir soru soralım yine. Sence bundan sonra ne yapılmalı?
Nasıl bir yol çizmemiz lazım? Ya şimdi zaten Portre her şeyi gösteriyor. İki senede yaptığımız yanlışları görüp doğruyu çok rahat bulabiliriz. Burada senin dediğin gibi kale, orta saha ve santrafor. Bu üç tane elit oyuncu bu ligin üzerinde bir futbolcu olmalı. Ve bu arkadaşlarımızın yedeği bile, bakın yedeği bile bu ligde oynayabilen üst düzey oyuncu olmalı. Yani biri Allah göstermesin sakatlandığında yerine koyabileceğimiz oyuncu. Ya diğer oyuncularımız savaşan, mücadele eden, bu ligde oynamış oyuncular olsa fark etmez. Evet. Şimdi bizim gerçekten takımımız bu ligin üzerinde bir takımdı. İkinci lige koy oynar. Ama bizim sağ bekimiz, sol bekimiz ve kanatta oynayan arkadaşlarımız şimdi hani yanlış bir şey de söylemek istemiyorum aslında ama birçok Bal Ligi maçı seyrettim. Birçok Bal Ligi oyuncusu da seyrettim. O asistleri yapabilecek pozisyonlara giremediler. Evet. Çıkışlarda topları çok kolay harcadık. Yani geçiş oyunlarındaki o son asistleri, vereceğimiz pasları çok basit hatalarla harcadık. Böyle nasıl söyleyeyim? Panik halinde bir hücum. Panik halinde hücum yapmaya çalıştık. Her aldığımız topu böyle telaşla taşıyıp getirmek bize biraz pahalıya mal oldu diye düşünüyorum. Bilmiyorum bana katılıyor musunuz? Zaman zaman orta sahada topu alıp oyun kurup aslında iyi çıkışlarımız da oldu. Bunu zaman zaman yapabildik ama ya bunu 5 dakika yapmamalıyız. Bunu topun oyunda kalma süresi vardır. En azından bunu ilk devre bir 15-20 dakika yayabilirsek ikinci devrede bu şekilde yaydığımızda biz rakip kalede daha çok pozisyon ve gol vuruşları iyi bir santraforla da daha çok goller bulup sonuca kolay gidebilirdik. Bakın daha önce kurulan Bal Ligi takımlarındaki buradaki maçları izledik değil mi? Rakiplerimiz daha güçlüydü. Evet. Amasya'sı, Çankırı'sıydı. Seneye olacak yine onlar. Şimdi bakın. Hepsi şehir takımları. Aslında şöyle bir şey var. Ben şuna katılmıyorum. Biz aslında iyi grupta olsaydık var ya biz şampiyon olabilirdik. Aynen. Doğru söylüyorum. Bak inanın. Ben hep isterim. Ben güçlü takımların rakiplerin arasında sıyrılmak daha kolay aslında. Çünkü onlar futbol oynamaya çalışan takım olduğu için onlara oyun tutturabiliyorsunuz. İşte burada kapanan takımlar. İşte Eynesir, Ulubey. Bunlara karşı zorlanıyorsunuz. Adamlar bir gol bulduğu zaman da maçı çevirmek için daha çok efor sarf edip daha da çok telaşa giriyorsunuz. Dedi, biz bunu birlikte yaşadık. Bizim bu taraftaki bölge, Trabzon bölgesi bize çok ters. Yani ben bir programda da şöyle demiştim. Trabzon takımları her zaman tehlikeli olur. Hatta biz şöyle bir şey vardı. Mesela bizim Ünye Belediyespor'u Bal Ligi'ne çıkarttığımız zaman Düzyurt Spor vardı. Şu anda 1461 futbol kulübü evet. Oldu. Üçüncü lige çıktı değil mi? Daha sonra isim değiştirdi. Yani o yörelerden gerçekten hatta seninle izlediğimiz maçta yani topçular şeyle geçtiler. Yani, Doblo, Renault arabalara bindiler. Maçtan sonra eşyalarını aldılar. Bir takım otobüsü bilmem ne bizim killer gibi profesyonel bir şey yok yani. Adam işte minibüse bindi kimisi. Yani bizim Mehmet Ali Başkan sağ olsun gerçekten takımın bak otobüsünden şeyine varana kadar hep tam profesyonel yaptı her şeyi. Üzerinde forması var. Oyundan hiçbir sıkıntı yok. Bir de Murat Bey bir de şu var. Halil Hocam'ın sorduğu soruya da en son ben antiparantez bir nokta koymak istiyorum. Bir de bu ligi tanıyan, bilen bir teknik heyet olması gerekiyor. Ya bu lig çok farklı. Şimdi teknik ekip tabii ki ama bu işi bilen, bu ligi bilen yönetici de lazım bence. Ya o zaten kaçınılmaz. Yönetici. Mesela ben onun inanılmaz bir eksikliğin olduğunu düşünüyorum.
az önce dedin ya zaten futbolcu seçiminde falan hocayı öyle seçiyorsan zaten bu bölgeyi tanıyan da futbolcu, bu bölgeyi bilen de futbolcu alınmalı, tabii ki alınmalı. Çünkü burada maçlar daha çetin, daha sert geçiyor. Dediğin gibi Ege bölgesinde, Antalya bölgesinde daha yumuşak maçlar oynanıyor. Bu da çok önemli. Buranın iklim şartı, işte rakıma çıktığınız zaman o futbolcunun şeyi etkiliyor yani. Bakın Ulubey'e çıktığınızda ben takımı tanıyamadım. Öyle değil mi? Murat abi, evet. Sanırım hazırlık maçları kesinlikle ölçü değil ama biz birinci ve sezon başı kampında ve ligin devre arasındaki kampında toplam bir 9 tane hazırlık maç yaptık. Hiçbirini kazanamadık sanırım. Ya ölçü değil de iyi takımlarla ölçü değil ama işte iyi orada pozisyon bulmanız, işte orada kanatları nasıl kullanıyorsunuz, duran topları, kornerleri, orada zaten size ileride neler yapabileceklerini, kapasitelerini orada görüyorsunuz. Tabii. Zaten. Aynen. Ben onun için dedim. Orada devre arasındaki kampta o eksik yerlerimizi biz tamamlayamadık. Bakın burada yine program yapmıştık. Evet. Oktay, Tolga da vardı. Biz şöyle bir şey yapmıştık. Biz takımı ve teknik ekibi eleştirmeyelim. Hocalar eksik yerleri bilirler. Tabii. Biz şimdi futbolcular hakkında da bir şey burada konuşmuştuk aynı şeyleri. İşte ama mevkileri söylemiştik değil mi? İsim kullanmamıştık. Tabii, biz dedik ki bakın ya o mevkilerden harbiden sıkıntı çektik. Arkadaşlar çektik. Şimdi bizi izliyorlardır ama gerçekten kim izlediyse bunu belki içeride konuşulmuyor ama dışarıdaki bir izleyici de bunu görebiliyordu zaten. Tabii. Biz buralara nokta transferleri yapamadık. Katkı yapamadık. Katkı yapamadık. Bir de şöyle yani oyun, o akan oyunda bizim bir problemimiz vardı sürekli. Şimdi hücum ve hücum geçişlerinde işte oyun kurmak mesela birinci bölgeden işte ikinci bölgede ilerlemek. Üçüncü bölgede bu artık gol attırmak oluyor. Biz bunları akan oyunda sezon başından beri hep problemler yaşadık işte. Tabii. Ufuk Hoca geldiği zaman devre arasına kadar olan bölümde bunu bir şekilde şöyle bir şey olabilirdi işte. Mazeret mi diyelim yoksa. Takımı ben kurmadım. Olabilirdi ama devre arası dört tane aldık sanırım. Dört tane futbolcu, evet, aldık. Dört ya da beş. Ama ligin ikinci yarısında da bu içeride oynadığımız Sebat maçı harici değişmedi bu. Ali hocam geç aldık oyuncuları. Aynen. Oyuncular hazırlık maçı aslında, oynatamadık. Aslında burada Sebat maçında da fena oynamadık. Bir saniye. Yani. Zaten en iyi maçımız da burada. En iyi maçımız en diyorum maçımız. Zaten ama onda da biraz taraftarın etkisi de oldu. Taraftar fulldü. Ben Ufuk Hoca'nın tabii ki hocalarını tartışmak burada kimsenin haddine değil bence. Benim de haddime değil veya Türkiye'nin hocasının da haddine değil bence ama ben sadece benim kendi doğrularıma bakarsam mesela bir şekilde iddiamızın da kalmadığını düşünüyorsam artık burada bir Bedirhan Kurt'un da Muhammed Talha Çat'ın da oynamasını bekliyordum ben. Dün Bulancak maçında olsun işte Görele maçında olsun. Bunları da görememek beni üzdü. Hocam Ünye'deki maçta mesela koyabilirdik onları. Burada Ünye'de galipti koyabilirdik. Tabii. Ve madem bu çocukları hocam yararlanmayacaksın. Bugün mesela Ünye Gençler Birliği maçını izliyoruz. Yani o çocukların ikisi Ünye Gençler Birliği'nde olsa, ikisi de ilk 11 oynar veya yedekten sonradan katkı verir. Onu oradaki Osman Hoca, Orhan Hoca kararını verir. Biz buradan bir şey söyleyemeyiz ama en azından geniş bir kadroları olur. 3 günde bir maç oynuyorlar. Evet. Kaleci mesela örneğin tabii ki Ünye'de genç kaleci yoktu ama mesela bugün Kadir Demir sakatlandı. Evet. Geçmiş olsun buradan Kadir takımın kardeşim. Takımın önde oynayan birisi de sakatlanabilirdi. Merkezde oynayan birisi de sakatlanabilirdi. Yani bu çocuklar her türlü bence burayı da genişletebilirdi Ünye Gençler Birliği spor kadrosunu. Bir de ben Semih'i Bulancak maçında fena bulmadım. Demek ki bu adam öyle yetersiz değilmiş. Biz o risk alacağımız bir Sebat maçlarında işte DSI maçlarında falan erkenden çift santrafora da dönebilirdik. Ya zaten yani ben bu iyi konuda futbolcu durduğu yerde iş yapar. Evet. Yani onu teknik ekip sezecek tabii ki. Ya ben diyorum ya arkadaşlarımız biraz daha erken katılabilseydi katkılarını daha fazla verirlerdi. Yani burada zaten 8 tane maç oynuyoruz. Aynen. Hazırlık maçıyla işte 4 tane de hazırlık maçı oynasan hepsi 11-12 maç oynuyorsun. Murat abi devre arası transfer için şunu söylemeliyim. Sıkıntılı olduğu için orada yönetime artık bir şey söyleyemeyiz. Yani erken demek ki alamadılar. Şimdi Halil hocam şimdi şöyle bir şey var. Liglerin bitmesine 4 maç kala ekibini gönderirsin. Bir tane, 3 tane, 5 tane futbolcuyu tespit edersin. Onları gidersin, izlersin. Kesin, ona %100 katılıyorum. Bakın, onları izlersin, alabildiğini alırsın. Bakın, alternatif sunacaksınız. 3 tane. İşte Ladik'te, Samsun'da, Atakum'da
Göndereceksin buradan hocalarını. Bunu alamadın mı diğerini alacaksın. Ama şimdi şimdi sen bu senenin gelecek senenin planlamasını nasıl yapacaksın ki? Bak şimdi başkan diyor ki ben daha görev yapmayacağım diyor. Şey, şimdiden o maçlar izlenecek ama bakın Murat abi şu an farklı bir şey söylüyor. Yok, ligin ilk yarısını söylüyor Murat abi. Diyor ki ligin tabii ilk yarısı için konuşuyor. 4 hafta önce. Mesela transfer yapacağız eksik yerlerimiz vardı ya. Evet. Maçlar bitmesin 3-4 hafta kala. Öyle 3-4 isim 5-6 isim. Halil hocam sen git, Murat sen git, şurayı izle. Bunlar, birini alamadın mı diğerini alırsın. Ha, önümüzdeki yıl takım için de bugünden izlenmeli. Birçok ligde oyun oynanıyor şu anda. Yani planlı gidilmeli. İşte lig yarım başlamasına bir ay kala takım yapmaya başlarsan sana oyuncu kalmıyor zaten. Şu anda takımlar çalışıyor. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Ben şu, tabii ki bu benim görüşüm. Benim görüşüme kimse katılmak zorunda değil. Siz bile katılmak zorunda değilsiniz. Ama benim görüşüm ben eksik mevkilerde de hatalar yapıldığını düşünüyorum. Mesela Mehmet İncebacak gittiği zaman onun yerine onun tarzı bir futbolcu alınabilirdi. Bir zaman ne yaptık? Biraz daha defansif yönü fazla olan futbolcular aldık. Mesela 3 Oktay Taze, Eşref, Ersin. Bunların bir tanesini almış olsak bence yeterliydi. Zaten bizim elimizde Mustafa Kemal Küçük vardı. Bedirhan Kurt çok beğeniyorum. Ünyeli çocuk. Bence sezon başından beri oynasaydı da takır takır evet. Oynardı. Yine elimizde Samet Hasan Yıldırım vardı zaten. Bunlar aynı mevkide. Çok bir farkı yoktu. Ama bunlar tabii benim görüşüm. Bakın futbolda da şu olabilir. Ya Oktay Taze istemeden bir top kaybetti. Tabii, o da geldi gol oldu. Tabii. Çocuğu burada o seyircinin önünde ıstıkla yuhalattırıp ona da gerek yoktu. Yani bizim Ünyeli çocuklar orada atabilirdi. Ben, birini atabilirdi. Ya hocamın şeyi artık oradaki görüşü neydi bilemiyorum ama Ünyeli çocuklarımızı da orada seyircinin önünde atıp işte anneleri babaları gelmiş izlettirebilirdi. Yani aynen. O bir eksiklik. Onu tabii söylemende bir şey yok. Onu katılırız tabii ki. Onu da, aynen. Ve daha da çoğalarak zaten Ünyeli gençlerimizin çoğalarak bu takımda oynaması gerekiyor. Artık biz bunları konuşuyoruz ama bakın bizim altyapımızı kesinlikle faal hale geçirmemiz gerekiyor. Evet. Ünyespor'un altyapısı evet, yok. Var, onu söyleyeyim. Kesinlikle bunu yapmamız gerekiyor. İmdat Musa Yıldırır hocam. Şu an ne yapılmalı? Her şeyden bağımsız mükemmel bir yaz spor okulu yapılıp temeller atılması. Sonrası sonra demiş. Cemal Demirel iyi yayınlar diliyorum. Ünye Gücü kadın futbol maçı ilgi yok. Kızlar şampiyon oldu. Kimse sultan gelmiyor. Çağrı yapmanızı rica ediyorum. Buradan yapmış olalım. Erdal Şentepe iyi yayınlar. Selamlar herkese. Bizim takıma, Murat Özkan bizim takıma Trabzon, Rize, Ordu bölgesi futbolcuları alınmalı. Yani bölgeyi bilen futbolcuların içine Doğu bölgesi futbolcuları katarak başarı sağlayabiliriz demiş. Sezon başlamadan takımı kurmalı ve ligi hazır girmeliyiz. Mehmet Dikmen, hayırlı yayınlar. Maalesef bu sene de olmadı. Başkan elinden geleni fazlasıyla yaptı ama oyuncuların performansı yeterli değildi. Bence oyuncularla ilişkileri iyi yöneten eski futbolculardan yardım almaları lazım. Çünkü futbolda kafa motivasyonu çok önemli. Murat Ülgen abi ne demek istediğimi anlamıştır. İyi konulara değiniyor. Erdal Şen tabi amatörlükte erken katıldı, geç katıldı muhabbetine katılmıyorum. Aldığın oyuncu başka takımdan hazır geliyor. İyi futbolcuyu alıyorsun. Oynayacak abi başka yolu yok. Takım oynuyor, gol atamıyor. Transfer, forvet son 5 dakika oyuna giriyor. Anlam veremiyorum. Az önceki konuştuğumuz Semih. Evet. Demiştik ya. Yani... Ufuk Hoca da biraz... Şimdi alınan oyuncuların hepsi hazır mı geldi? Geldi takımlarda oynamış mı geldi? Ersin oynamış geldi. Eşref oynamıştı ama Eşref bize gelmeden önce birçok ay, sanırım bir ay falan idman yapmamıştı. Hmm. Ne kadar fark ediyor biliyor musunuz? Çok. Bir futbolcu iki hafta yeni oynamadı. Eşref daha yeni toparlıyor. Ama Ersin oynayarak gelmiş. Sanırım 9 maçın 7'sinde oynamış dersin. Valla 7'sinden 5'inde mi bakalım hemen. Ya tabii ki bunlar doğru şeyler. Tabii ki oynayacak ama bir de takıma adaptasyonu uyumu tabii. Var. Şimdi diğer arkadaşlar senin nereye top atacağını bilmiyor. Aynen. Nasıl pozisyon alacağını bilmiyor. Bunlar önemli şeyler. Bunlar oynayarak kazanılan şeyler. Ben Erdal hocamızın da demek istediğini anlıyorum. Hırs. Biz amatörde hırsımızla oynuyorduk. En azından işte az önce dediğimiz ya tekmeye kafa sokan işte tıkır tıkır oynayan oyuncular demek istiyor. Tabii ki orada da katılmak zorundayız. Mehmet Dikmen de doğru söylüyor. Moral, motivasyon galip gelerek tabii. Maç kazanma şeyiyle başlıyor. Şey olamadık o zaman biz ya. Sezon başından beri o zaman biz mesela nesil bir takım olmuş gördük ama biz takım olamadık gibi. Şimdi Murat Ordu maçı ve Söğütlü maçı bizi aldattı. Çok aldı. Taraftarı da aldattı. Yani onların ben zaten söylüyordum güçsüz rakip. Onlara 6-8-9 atmak
Normal biz orada 11 atıyorduk, 12 atıyorduk. Evet. O maçlar ölçü değil. O maç aldatıyor. Evet. İşte bir Ulubey maçı, bir Enes'in maçı, bir Sebat maçı daha denk takımlar i̇şte oynadığınız maçlar oluyor. Gösteriyor. İşte onlarda da bir tane Ünye'deki maçta üstünlük sağladık değil mi? Orada evet. da gol sorunumuz vardı. Hangi maç üstünlük sağladık? Sebat maçında burada üstünlük sağladık gerçekten. Evet. Kalemize gelemediler. Orada, bir tane pozisyonları vardı. Evet vardı ama orada da Sebat'ın 5 merkez oyuncusu yoktu bize karşı. 2 stoperi ve 3 tane merkez. Tabii onlar oyuncularını kaybetmişlerdi. Evet. Bayağı önemli oyuncularını vermişlerdi. Vardı. Ama her ne olursa olsun o maç biz iyi oynadık. Buradaki Enes'in maçında da bence tek kale top oynadık. Pozisyona adamlar bir sefer ama işte bizim futbolun adaleti yok ya. İşte böyle bir şey. Ya işte Ünyespor güçlü takım olduğu için adam ne yapıyor? Yatıyor, kalkıyor, senin oyununu soğutuyor. Dakika çalıyor. Kaleci yatıyor. Bunlar futbolda çok olan şeyler. Evet. Yani birinci bölgeden üçüncü bölgeye kadar çok yavaş oynuyoruz. Bunda da işte biraz az önce de söyledim. Kreatif orta sahanın eksikliğini çok görüyorduk. Mesela şimdi bir topu alıp hemen bir saniyede düşünmeden pas veren orta saha var. Bir de topu alıp dönen böyle tabii ki herkesin i̇şte, meziyeti farklı. İşte diyor mu? Bu ligin üzerinde işte. Biz Ünyaspor'da kampa gittiğimizde bir takım vardı. Hazırlık maçı yapmıştık. Adam takımı aldı. Şimdi ismi neydi ya? Takımı aldı. Biliyorsun 3'e çıkardı. 3'ten 2'ye çıkardı. Evet. Ama ne yaptı adam? Bu ligin bir tık üzerindeki oyuncularla İşte neydi o takım ismi? Çıkardı. Ben de unuttum. 3-5 tane futbolcu almıştı. Gerisi böyle savaşçı, bölge oyuncusuydu. Evet. Bir de sanırım yanlış hatırlamıyorsam İbrahim Kongul, Hakan Yağmurkaya bize üst ligden geldi ama her üst ligden gelen futbolcu da bu ligin üzerinde olan oyuncu değil. Ya bu lig başka, bu farklı bir lig burası ya. Burası. Şimdi şeye geçelim. Bugün çok önemli bir maç vardı. Evet, gençler. Ünye Gençler Birliği Kabadüz Belediyespor maçı vardı. Tebrik ediyoruz Ünye Gençler Birliği futbolcularını, hocalarını, yönetimini. Gerçekten bugün de Ünye'de bir galibiyetle. Evet. Gol de çok güzel dakikada geldi ve de çok güzel bir gol oldu Nuri. Çok organize bir gol oldu. O Samsunlu bir kardeşimiz var. Üniversite okuyor sanırım burada. Çok iyi bir orta açtı. Oyuna sonradan girmişti. Değil mi? Ortayı o yaptı. Şimdi aynı pozisyon bizim Ünyespor'un 7 numaramızın adı neydi? Enes'in maçında aynı ortayı yaptı. İşte bize arkaya giden oyuncu olmadı orada. Nuri de yani. Aynı pozisyondu. Benim gözümün önünde şimdi. Tam orada camda izliyordum ben. Arkaya giden oyuncumuz yoktu. Bak Nuri oraya o kadar güzel gitti ki uçarak kafayı vurdu. Kalecinin yapacağı hiçbir şey yoktu. Çok iyi yere vurdu. Çok iyi dakikada geldi. Son dakikada da Umut'un kaçırdığı gol işi bitirecekti. O fişi çekecekti artık. Nuri gol attıysa artık Nuri demek ki Nuri'den kurtulamayacağız yine. Yok güzel gol attı. Kabadüz takımı dinamik bir takımdı. Fena bir takım değildi. Yani şimdi arkadan böyle oyun kuruyorlardı işte. Sadece organizasyonları fena değildi. Hatta ilk 10 dakika biraz bocalayarak başladık ama daha sonra maç tamamen ortada oldu. Hatta Halis Hoca ilk yarıda bir sağdan girdi, bir kaçırdık. Böyle doğru yere koşan futbolcumuz olsa belki de ilk yarıda da skoru sağlayabilirdik. Etkisiz oynadık aslında. Yani maça iyi başlayamadık. Öyle, ilk 10 dakika öyle başladı. Başlayamadık. Kabadüz Belediyespor takımı işte başkanıyla, kaymakamıyla, belediye başkanıyla ve bizim de Ünye'de kaymakamımız, Ünye Belediye Başkanımız, Başsavcımız güzel bir seyirci topluluğu ve taraftarların içerisinde Kabadüz takımı ayağı toplarla sakin böyle bilen bir takım. Bilen ve çalışmışlar derslerini. O şekilde bir görüntü vardı. Evet. Ama şimdi bizim kurt hocalarımız var. Osman Hoca, Orhan Hoca. Buna izin verir mi? Vermez. Hemen çözdüler. Çözdüler. Biraz o şeyi kırdılar. Yani aslında bu 45'in dakikadan sonra kırıldı. 50. Kıramadığımız anda bile pozisyon vermedik. Hiç rakibin sıfır pozisyonu vardı. İkinci devre hep bitti rakip. Evet. Yani devre arasındaki o taktik taktik işi bitirmiş. Adnan da ilk 45 dakika özel nedenden dolayı oynayamadı ama ikinci 45 dakika gelince o da zor anlar yaşattı. Bakın buradan da Kadir'e büyük geçmiş olsun diyoruz. Evet. Galiba eli kırıldı onun. Onunla alakalı Kadir abi sanırım bizi izliyor. Bize bilgi verebilirse güzel olur. Sezon ben gördüğümde şişti biraz ama inşallah sezonu kırık yoktu. Ben şunu söylemek istiyorum. Bana göre maçın adamı Şivan'dı. Evet. Rakibin çok kuvvetli bir 10 numarası vardı. Yani başa baş oynadı. Bir iki tane de çok kritik müdahale yaptı. Maçın ilk yarısında yaptığı bir kritik müdahale var. Yani altı pasın penaltı noktasının oradan. Orada sanki böyle siper etti ayağını yani. Orada çocuklar iyiydi. İyi. Arcan ayağı iyiydi. Arcan da yönlendirdi oyunu sağa sola. Bütün takım mücadele ediyor. Taner defansta iyiydi. Atlan geç geldi.
Adnan 45 ile 65 arası o 20 dakika o dinamizmiyle işte böyle oyuna biraz daha enerjik girdiği zaten için o ligden sonra biraz problem daha yarattı. Evet, rakip daha çok geride arası kaldı. Aynen öyle. O etkili oldu yani. Niye Adnan geç geldi onu da bilmiyorum. Maça geç özel geldi. Bir nedeni vardı onun. Evet, 15-20 dakika geç geldi. Ya ben Ordu'daki maçın zor olacağını düşünüyorum. Tabii ki çok zor maç. Çünkü Kabadüs takımı kolay kolay bırakmayacaktır. Ben beğendim Kabadüs takımını. İşte üretken değiller. Golcüleri yok. Şimdi Volkan Bozkurt'ta izliyordum maçı da. Volkan dedim sen burada olsaydın dedim 2-3 çalımla dedim işi bitirirdin. Abi harbiden dedi. Ya adamlara bayıldık dedi. İyi top oynadılar harbiden. Ayağı top oynadılar. Biz iyi mücadele ettik. Yani ama iyi. Fizik olarak biz daha düşüktük. Ama şimdi fizik olarak düşüktük. Kilolu yani oyuncularımız vardı. Diğer Kabadüs'ün oyuncuları fitti. Hı hı. Daha onlar 3 gün önce maç da yapmıştı. Biz yapmamıştık. Evet. Hemen galip gelmiştik. Umut da bu ara Umut da çok üst düzey oynadı aslında. Umut da mücadele etti. Çok çalıştı. Umut yoruldu ama çok çalıştı. Zaten hep katkı verdi bu sene. Elinden geldiğince katkı verdi. Bazen fazla şey yapmak istediği için geri planı da çıkıyor. Yoksa oyunun biraz daha doğru yönüne oynamaya çalışsa Umut bence çok kaliteli bir oyuncu. Senelerden beri zaten. Evet. Tabii bizim o altyapımızdan yetişti. Kademelerde de Taner çok iyiydi. Ya işte Taner şimdi üretken değil diyoruz. Kabadüz takım hani bir yere kadar oyunu getiriyorlar. Tabii kademeyi müthiş yaptı. Şivan'ın müthiş. Şivan, Taner ikisi. Nuri Mevlüt'ün evet, o dörtlüğün evet arkada da yani rakibe sıfır pozisyon vermemizdeki en büyük etken bence onlar yani. Aslında şut da buldular Halil Hocam. Çok yani şut attılar. Işte Kadir iyi yer tuttu. Yani Kadir çok iyi yer tutup topları soğukkanlıkla çok iyi aldı. Kadir tecrübeli. Bal Ligi'nde yıllarca evet top oynadı. Şimdi Kadir deyince de bir isterseniz bir anı anlatayım. Biz şimdi Ünye Belediye Spor olarak Bal Ligi'nde bir hocayı gönderdik. İkinci hocayı da gönderdik. Takım bana kaldı. Tabii playoff maçı oynayacağız. İl özel idareyle. 3 maçımız kaldı. 3 maça da ben çıkacağım takımı. Evet. Maçımız da bir gün Perşembe günü. İkinci devrenin lideri. Zannediyorum SP takımıydı. O balda çok iyiydi. Evet. Bizim Ünye Spor'dan. O zaman da SP'ydi. Pardon o NS'ydi. SP'ydi bizim o zamanki takım. Yanılmıyorsam Murat onu hatırlar. Evet. Şimdi hoca da ben çıkacağım maça. O zaman da 39 yaşında falan bırakmıştım. Yeni bırakmıştım. 40 yaşında olabilirim. Dedim ki Kadir'e. Kadir dedim seni bugün dinlendireceğim dedim. Sabaha kadar başımın etini yedi. Ben oynamak istiyorum. Kadir'i ilk 11'e yazdık. Kadir daha maçın 2. dakikasında kırmızı karttan aldı. Evet. Bir de Enes'i takım çok iyi takım. Ya biz o sene 3'ün lige çıkıyorduk. Yani aynen. Yomra'nın puanı 21'di. Bizim 18'di. Düzyurt. Düzyurt değil. Beşikdüzü'nün de puanı 14'tü. Evet. Beşikdüzü buradan şampiyon oldu biliyor musun? Evet. O zamanki belediye başkanımız Ünye Spor İkinlik dediği takımı düşün demişti. Kadir dedim ne oldu şimdi dedim. Neyse hemen oyuncu değiştirdi falan. Kırmızı kart yiyince yedek kalecimiz aldık. Bir oyuncu çıkardık. O maçı biz 3-1 aldık. Aynen. Hatırlıyor musun? Trabzonlu bir tane dışarıdan 2 tane oyuncumuz vardı. Birisi Barış Osman vardı. Mehmet, birisi Barış. Roşet'e golü. Ve evet, maçı 3-1 almıştık o gün. Şimdi Kadir de orada aklıma geldi. Kadir böyle deli doludur. Deli doludur ama tecrübeli kaleci. Sizce Ordu'da onun yokluğu takımı sıkıntıya sokar mı? Ne diyorsunuz? Şöyle yani söyleyeyim. Yedek kalecileri nasıl? Zaten Ünye Gençler bile grupta 6'da 6, 7'de yaparken o genç kardeşimiz 17 öyle yaşında, mi? 16 yaşında sanırım. O kaleciyle yapmıştı. Çok bir iyi. De o oyuna girdi şimdi. Benim yanımda şimdi Ünye Futbol'un işte Ahmet Yıldıran, İmdat Hoca, Volkan Bozkurt Hoca falan beraberiz. 6-7 kişiyiz orada. Maçı izliyoruz. İşte kaleci girince biraz acaba şimdi kaleci genç birisi girdi. Acaba soru işaretleri oldu. O anda bir tane şut geldi. Kabadüzlü arkadaş vurdu. Top sert gidiyordu ama savunmaya çarpınca tabii biraz daha kaldı. Yavaşladı ama yani öyle bir topa gitti yumuşak. Öyle bir yer şey yaptı ki tuttu ki hemen yanındakiler işte kalecinin kumaşı iyi dediler. Sonra bir degajları işte avutu falan kullanırken degajları falan da böyle isabetli olunca geçerli not aldı. Ben çok büyük bir aksilik olacağını düşünmüyorum. Kabadüz takımın eleyip diğer tarafta da Kumru'nun geleceğini düşünüyorum. Ve Ünye Gençler Birliği Kumru Spor finalinden inşallah bizim takımımız galip çıkar, galip final, gelir. Final tek maç oluyor değil mi? Final tek maç. Daha sonra Ulubey'le oynayacağımız maç da tek maç. Bu arada da Kadir arkadaşımız yazmış.
Azmi Besteli'nin geri pasıyla kırmızı gördüm yazmış. Hatalı geri pas yani. Evet doğru tavukçu. Kadir abi elindeki son durum ne? Sezonu kapattın mı yoksa? Onunla alakalı da bir açıklama yazarsan. Evet. Cemal Demirel iki defans oyuncusu var. Biri de Orçun fena değil. Diğer oyuncular bence boş yazmış. Bugün Halil Hocam bir de Ünyesporlu futbolcularımız da maçta izlelerdi. Gerçekten Ünye takımına destek vermeleri gerçekten ben onları da kutlamak çok istiyorum. Evet. Çok güzel bir gördüm ben. Çok güzel görüntüydü. Çok vardı. Yunus vardı. Yunus yani birçok futbolcu oradaydı. Aslında onlar da yani Ünyesporlu masoruyla futbolcularıyla orada tam takım. Bizler kadar şampiyon olmak destek istiyorlardı verdi. Ama ne bileyim işte değil mi? Bir talihsizlik, bir şey var takımın üzerinde. Ya zaten Ünyespor'un şampiyon olması çocuklar fena bir çocuk lige direkt çıkmak demekti ki o takımlardan birisi şampiyon olduğunda şimdi Ulubey'le Pilavut oynamayacaktı. Şu an Ünye için kayıp tabii ki. Çok çok daha fazla bir heyecan olurdu mesela. Kesinlikle. Kesinlikle. Daha iştahlı olacaktı. Olsa, düşünsenize Kaba düzeledikten sonra Kumlu'yu yenseniz Bal Ligi'ndesiniz ama ben Ulubey karşısında da hani kim ne düşünüyor bilmiyorum da şansların yine %50 olduğunu düşünüyorum. Ben bu takıma güveniyorum. Ya Ulubey takımı iyi takım. Biraz iyi takım, evet. Zor doğru. Olur ama tabii bu maçların şey yok biliyorsunuz. Aynen. Amasya takımı küme düştü. Evet geçen 2 yıl önceki kimse der tabii, miydi? Düşer değil mi? Bu maçların şeyi futbolcular düşüyor tabii bu maçlarda. Basit görüyorlar bu maçları. Aynen. Yanmış. O da handikap oluyor. Tabii, tabii. Sağda da selam kral hocam. İnşallah Trabzonspor hoca olursun. Apo'dan daha iyi olursun ya. Ege Tavuk Restoran başarılar dilerim Halil Hocam yazmış Musa abi. Şimdi Süper Lig'e yavaş yavaş geçelim. Süper Lig'e geçmeden önce bugün bir tribün muhabbeti duyduk. Çünkü bugün şöyle maçı izleyen bir 300-200-300 kişi vardı. Maça ilgi büyüktü. Maç statta olsaydı bence bu sayı 1000'i de bulurdu. Yani kapalanın yarısından fazlasının ben olacağını düşünüyorum. Ve de Ünye Gençler Birliği Spor'un bugün statta oynaması gerektiğini de düşünüyorum. Onunla alakalı ne aksaklık oldu bilmiyorum. Ama Ünye takımımızın burada oynadığı daha iyi oldu bence. Yok ona bir şey diyemem ama hocalarımız bizden daha iyi biliyor şu an takımın son durumunu. İşte Orhan Hoca, Osman Hoca. Ben onların maçı statta oynanmasını istediğini biliyorum. Evet. Zemin çok güzel duydum. Ama. Harika bir zemin i̇şte vardı. İşte biraz dar ya. Tabii dar. Onun için dedim ya ben biraz bizim takım fizik olarak ben şeyi çok iyi gördüm ama. Bir de şey çok daha dirilerdi. Şimdi Karşıyaka da geniş. Yani revanş maçı. Büyük. Şimdi orada göreceğiz. Evet. Orada göreceğiz. Bir de şu var. Tribünle alakalı olarak bugün çok kişi mağdur oldu. Bence bu tribünün mutlaka saha yapılırken yapılması lazımdı. Bugün tribünde bir gelişme oldu herhalde. Sanırım yeni sezona tribün yetişecek. Ya Halil Hocam şöyle bir şey var. Şimdi ASK Başkanımız Metin Kır'la beraber maç izledik. Orada kaymakamımız, belediye başkanımız, başsavcımız, misafirlerimiz de vardı. Tribünümüzün yeri zaten hazır. Ama şu anda sadece ilde proje aşamasını bekleniyor. Belediye başkanımız da proje hazırlandıktan sonra hemen oranın beton zeminini dökecek. Tribün zaten hazır. Tribünü geliyorlar oraya koyuyorlar. Önümüzdeki sezona kesinlikle bu bitmiş olur. Sadece proje işi kaldı. Gibi olmaz inşallah tribün. Yok. Tahta. Yok o kadar da yaptırmayız. Artık o kadar da yaptırmayız. Aslında yukarı taraf olsa daha iyi de işte orada karayollarından çekme olduğu için oraya müsaade etmiyorlar. O deniz kenarına o aşağı tarafa bir tribün yapılacak ama zemin harika. Bugün gerçekten gelen misafirlerimiz de zemine bayıldılar. Çok harika bir zemin. Güzel oldu. Ve çıktılar onlar da mülkameleri orada top oynadılar. Atıl vaziyette olan bir yer harika bir yer oldu. Peki biraz daha büyük yapılamaz mıydı? Yapılabilirdi. 90'a 60. Ondan önceki daha büyük müydü? Yok aynı. Ya şeyle kaleler biraz daha içeride tabii. O biraz daha uzundu, daha büyüktü. Biraz daha aynı. Ama 90'a 60 yani aynen. Nizami bir ben sıkıntı yok. Ben büyük olduğunu hatırlıyorum, doğru hatırlıyorum. Tabii soyunma odası falan yıkılıp da biraz daha aşağıya gelse sahanın büyüme ihtimali de vardı tabii ama bunlar tabii imkan öbür tarafa da gidebilirdi yani çok. Gidebilir. Ama kaldırıyor buraya. Ama buraya biz maç verilmiyordu biliyorsunuz. Biz veteran maçını buraya alınca takımlar sonra Orhan Hocam, Osman Hocam zemini görünce onlar da maç istemeye geldiler. Biz brandaları aldırdık yol tarafındaki. Zaten seyirci izleyemiyordu o zaman. Evet, dört taraf evet. Kapalıydı. Ama şimdi müthiş bir ambiyans oldu. Biraz asfalt yolunda tehlikeli oluyor ama park işte, sorunu var işte. Araçlar işte, evet, evet. Ya aslında yer de var. O karayolların dediğimiz o yere dozer gelip oraya düzelttiğinde oralara araç
Dozer Kadir mi geldi aklınıza bu ara? Dozer Kadir'de dozer var zaten. Ondan yardım isteriz. Orada yer de var müsait. 150 metrelik bir alan var orada. Türbin aşağı deniz kenarına yapıldığında orası kesinlikle açılacak. Yan taraflar falan olabilir. Evet. Yani çünkü asfalt kenarına park edilmeler de sıkıntı oluyor yani. Artık yani bunları konuşmamamız gerekiyor. Artık altyapı kulüplerimiz de gerçekten rahatladı. Belediye başkanımız 3 tane araç bir tanesini kulüplerimize tahsis etti. Şu anda kulüplerimiz çok rahat antrenman sahalarına gidip geliyorlar. Hepsi çok de mutlu ve gerçekten de ekonomik yönden de rahatlamış durumdalar. Biz de bu sahalarımızın değerini bilerek futbolcu yetiştirmemiz gerekiyor Ünye'ye. Niye gidelim dışarıdan oyuncu arayalım? Cevizdere'de yapılan bina hakkında bir bilgi de verelim. Ya orası Kadir Demir'in bir yorumunu okuyabilir miyim? Tabii. Sakatlıkla alakalı. Sonra Cevizdere'yi konuşalım. Bilekte kırık var. Yarın Mehmet Ali Durak başkanımın yanına gideceğiz. Özel bir operasyon oynayıp oynamayacağına doktor baktıktan sonra belli olacak yazmış. Bundan önceki Gölköy maçında da mesela Şivan'da ufak bir problem vardı ayağında. Biz Mehmet Ali Başkan'la maçı beraber izliyorduk. Hemen şey dedi. Şivan'a dedi hastaneye gelsin dedi. MR'a sokalım dedi. Yani o da çok ilgileniyor. Allah razı olsun. Başkan helal olsun. Ya Kadir Demir benim için talihsiz bir sakatlık oldu. Benim için takımımın yanında olmak istiyorum. Sizlere teşekkür ederim. Kadir ben seni 20 sene önce o sahada bıraktım. Sen hala daha orada mısın? İnşallah yetişir maça. Ama yetişemese de ben genç kardeşimize çok güveniyorum. Rövanş maçında da, final maçında da. Ahmet Yıldıran, hayırlı yayınlar diliyorum. Herkese selamlar. Gençler Birliği takımını ekibiyle beraber tebrik etmek gerekir. Bu kadar zor şartlarda bu takımı buralara taşımak kolay değil. Taner, Nuri, Arcan, Umut gibi birkaç oyuncu sahada iyi mücadele ettiler. Özellikle Arcan omzundan sakat olmasına rağmen takım içinde sorumluluğunu göstermiş olması çok önemliydi. İnşallah iki takımımıza bağlı liginde mücadele eder yazmış. Ben de en çok Şivan'ı beğendim bugün Ahmet abi. Seninle yine yollarımız ayrıldı. Tabii herkese teker teker tebrik etmek gerekir. Tabii. Atakan. Bu tek kişi oynayacağı değil. Takım kesinlikle olarak. Malzemecisinden, masöründen. Tabii. Şimdi Abdullah Başkan ve ekibine gerçekten buradan tebrik etmek çok gerekiyor. Ünyemize bir gerçekten kulüp kazandı yani. Yoktu. Yani kısa bir Süper Lig konuşalım. Evet. Bayağı da zamanımız. Dün akşam şimdi Trabzonspor Beşiktaş maçı vardı. Ben açıkçası Trabzonspor'un puan kaybedeceğini düşünüyordum. Bir puanın da kötü olmayacağını düşünüyordum. Çünkü makas artık daralıyor. Daraldı. Şöyle cümleleri de ertesi gün gazetelerde ve spor medyasında duyacağımı, okuyacağımı biliyordum. İşte Beşiktaş hocasını buldu. Beşiktaş şunu buldu. Arkadaşlar yani Önder Karaveli'de iki maçını kazandığı zaman aynı yorumlar yapılmıştı. Veya X bir hoca. Erken konuşuyoruz. Yani çok erken. Rikering Galatasaray'da vardı yine. Bu adam Valentin İsmail daha önce neredeydi? Daha önce çalıştığı takımlarda hiçbir başarısı yok. Yani burada başarılı olabilir mi? Tabii ki olabilir. Ama ben böyle bir maç, iki maç, üç maçla değil sezon genelinde bakmak isterim bir teknik direktöre. Mesela sezon başında Valentin İsmail başladığı zaman bence Beşiktaş takımıydı. 10. 12. haftayı göremeyebilir. 7. 7? Yani, ben 7 haftayı göremez diyorum. 7 mi? Sonra işte bakıyorum bugün şimdi işte maçta bir tane Twitter'da okudum işte Fotomaç gazetesinde okudum şey almışlar. İşte yukarı tribüne görüntülü analiz konuldu. İşte oradan devre arası falan. Bunu zaten herkes yapıyor. Süper Lig'de çalışıyorsanız herkesin takımda analizcisi var. Maç analiz. Evet. Ben de maç analiz kursunu yeni bitirdim. Daha 2 hafta oluyor. İkincilikte bile var bu. PTT Ligi'nde var. İşte yine de drone'la antrenmanları kaydettiriyormuş. Erol Bulut da Fenerbahçe'de kaydettiriyordu. Veya Yalçın Koşukavak. Şu ana kadar Yalçın Koşukavak'ın bir başarısını duyan var mı Türkiye'de? O da drone'la kaydettiriyor. Yani bunun gibi bir sürü şeyler. Arkadaşlar iş sahada biter. İş sahada biter. Kesinlikle. Siz dünyanın en iyi kondisyonerlerini, dünyanın en iyi analizcilerini, dünyanın en iyi taktik, teknik olarak da en iyi antrenörlerinizi yanınıza alın. Bu iş sahada biter. Kadro kaliteniz, güzel. Kadro kalitesi, aşçınız, işte saha içindeki uyumunuz, taraftarla takımın ilişkisi, bunların hepsini toparlanıp doğruyu ortaya çıkartıyorsunuz. Kesinlikle. Ki bu sezonun en doğru maçı, işte en doğru takımı, teknik direktörü bence Trabzonspor ve Abdullah Avcı. Evet. O da zaten lider. Maçla alakalı gelecek olursak
Ya Trabzonspor'da bir defa iki tane stoper, bir de üç Ahmetcan'ın o merkezde olmaması, Densfil Hüseyin'le başladı. Evet. De, orta saha merkezinde şimdi Dorukhan ve Hamsik bu takımın bank oyuncuları. İkisi de yok. Siopis orada çok yalnız kaldı. Bakasetas ama çok ömürü. Müthiş oynadı. Müthiş oynadı ama işte her yere koştu. Niye ön plana çıktı biliyor musun Murat abi? Onun yükünü biraz da Ömür ya da Bakasetas'ın evet. paylaşması lazımdı. İkisi de paylaşamadığı zaman Vakame top tutamadı ayağında. Onun için yük. Vakame ne yaptığını bilmiyorduk zaten maçta. Yani Vakame kötüydü ama Vakame'nin dakika 15'te bilmiyorum farkına vardınız mı? Dakika 15'ten sonra Vakame santrafor oynadı. Canini sol evet. kenar oynadı. Evet. Aslında biraz daha o Beşiktaş'ın baskısını kırdı Trabzonspor ama yine gerçek Trabzonspor gibi oynayamadı. Benim sadece Abdullah Avcı'nın bazı şeyleri var. Bunu her zaman yapıyor. Trabzonspor 1-0 öndeyken atletik performans olarak bu takımın açık ara en iyisi olan Kouassi oyuna atılabilirdi. Ki bu sefer Rozier gelemeyecekti. Yani Rozier gelse bile o boş alanları tabii o kadar cesaret edemezdi. Yani. Cesaret etse bile Kouassi arka taraftan geçer. Tehlike yaratırdı. Burada bir değişiklik bekliyordum yani. Edin Visca'ya çok sabrettiğini düşünüyorum ben Abdullah Avcı'nın. Her şeye rağmen Trabzonspor'un ölüsü bile dün yine kaybetmedi ve hatta Dorukhan'ın topu direkten döndü maça son evet, dakikalarında. Yine son dakikada bir sürpriz yapacaklardı. Batshuayi'nin penaltı pozisyonu ile ilgili olarak pozisyon penaltı ama pozisyondan 6 saniye önce öncesi Batshuayi bile faul yaptı. Yine bir pozisyon bir daha var. Bir kural hatası var geri pasta. Yani onunla alakalı soru da var. Onu sana soracağım. Zaten programdan önce de konuşmuştuk. Larry'nin kırmızı kartı zaten doğru. Başlıka da maçta öyle çok net bir... Yok öyle maçı da şey fazla yoktu. Şey olmadı. Etkileyecek bir şey olmadı. Musa Adalı Trabzon Beşiktaş maçında kural hatası var diyorlar. Var mı yok mu? Bence var. Var var. Var o altı pasın içerisindeki geri pası kalenin cephesinden yani barajı kalenin çizgisinin içerisine doldurup oradan başlaması gerekiyor. Aynen. Zaten dün akşam da TRT'de açıkladılar ve talimatnamede de yazıyor açıkça. Orada hakem, ya FIFA kokatlı hakem yani bunu bu hatayı yaparsa Zorba. Ve Zorba'yı Trabzon maçlarında şaşırıyor. İki tane yan hakem, bir tane dördüncü hakem ve oradaki VAR'da oturan arkadaşlar bunu görmeyip de böyle hataları yapıyorlarsa işte düşünün Türkiye'deki hakemlerin. Ya ama yine de maçın tekrarı olmaz benim görüşüm. Maç olmaz. Bitmiştir berabere. Bu arada Nihat Özdemir de istifa etti. Evet o da istifa etmiş. Yani Pedrosa'nda bir şeyler oluyor. Var, orada, bir sürü adaylar var. Orada. Benim bildiğim Hamit Altıntop Türkiye Futbol Federasyonu 2 senedir karıştırıyor. Şenol evet. Güneş'i yiyen de Hamit Altıntop. Yani orada Hamit Altıntop kendine göre bir sistem mi oluşturmaya çalışıyor? Ne yapıyor? Anlayamadım. Göreceğiz ama. Bakalım yani. Şimdi erken konuşmaya gerek yok. Evet. Bakalım neler olacak. Şimdi, hakemlerle başlayan bir karışıklık. İşte Nihat Özdemir en azından sezonu. Mehmet Baykan müdürüm biliyorsunuz önce istifa etti. Şimdi Nihat Özdemir istifa etti. Yine onların da isimleri de geçiyor yine. Evet. Başakşehir Başkanımızın ismi geçiyor. Ahmet Ağaoğlu'nun ismi yok, geçiyor. Yok başkan açıklama yaptı zaten. Ben dedi yani Trabzonspor Başkanı açıklama yaptı. Ahmet ben dedi şu anda da Türkiye'de bulunacağım en şerefli yerdeyim dedi. Trabzonspor'dayım dedi. Ben buradan sonra da başka bir başkanlık istemiyorum. Ya doğrusu da o zaten. He. Ben dedi başkanlık istemiyorum dedi ama bu muhtemelen yani birilerini getirecekler yine oraya. Yani bir şeyler yani şu an iki ay zaten federasyon başkan yardımcısı devam ediyor. İki ay sonra bir genel olan genel kurul olacak. Yani Nihat Özdemir bize o kupayı verseydi iyi olacaktı. Ya şampiyonluk kupasını isterdim yani Nihat Özdemir. Şimdi Gençler Birliği'nin rövanş maçı Perşembe günü değil mi Murat abi? Evet Perşembe günü. Şey Kabadüz karşıya kadar karşı, oynayacak. Onlar merkez, merkezde oynuyorlar. Yok. Saha yok. Onunla ilgili bir çalışma var bilgim var. Tam bilmiyorum ama merkezde oynuyorlar. Kabadüz'deki saha şeydir. Yetersizmiş. Yani, yetersizdir. Orada Kabadüz zaten şöyle rampada bir yerde. Yetersiz derken saha yama halı saha. Olacak. Halı saha. Halı sahadır. O zaman o saha değildir. Yani mutlaka yok. Bir çalışma yapılıyordur Kabadüz gibi peki, ilçede. Peki Kabadüz topçuların hepsi orada oturuyordur. Yani öyle bir yani yakın olduğu için orduya. Yani takım kulübü ya da... Gittiğimizde Kabadüz mü? Kabataş orası. Kabataş. Perşembe günü 3'te mi Murat abi maç? 3'te olması lazım. Tamam. Yani saatini tam... Buradan o zaman şey yapalım. Sen maça gidecek misin? Bünye Gençler Birliği maçına Perşembe günü... Şu anda planlamadım ama Perşembe günü. Bir yönetim olarak biz belki orada olabiliriz. Ünyelileri olarak... Yani Ünye'ni destek vermemiz gerekiyor takımımıza. İnşallah orada... Gençlerimizin yanında olalım.
Bizim zaten bakın arkadaşlar, şimdi hep biz futbolcular, yönetim, hakemler diyoruz da, şimdi biz maça gittiğimizde, en önemli maçımıza gittiğimizde orada bizim milletvekillerimizin, mülkamilerimizin, herkesin Ünyespor'un yanında olması, orada destek vermesi gerekiyor. Bakın Ünye'ye gelenleri görüyorsunuz. Milletvekili geliyor, Sebat'ın başkanı geliyor, işte belediye başkanı geliyor. Ünye'yi destekleyen bir dönem milletvekili ben görmedim yani şu an. Ya hayır yani. Ben milletvekili de Ünyespor'u değil de yani Ünye'yle alakalı hiçbir şey de görmedim. Ya kimse niye, yoktu bakın, ama maçta kimse yoktu. Herkesin gelmesi lazım, destek vermesi lazım. Ordu büyük, Ordu Büyükşehir Başkanımız Sayın Hilmi Güler Ünyespor maçlarına gitmiyor. Deplasmanda bir tanesi gitsin ya, yani Ordu'nun bir ilçesi değil mi Ünye'de? İşte o bizim eksikliğimiz. Takıma. Bizim mi acaba memleketi yönetenlerin bir eksikliği mi? Bilmiyorum. Hepimiz bir suç varsa hepimizi alalım ortaya. Yani ben Kabadüz Belediye Başkanı'nı ve Kabadüz Kaymakamını da kutluyorum. Ben geldiklerini bilmiyorum onları. Buradalar, takımları destekleyiciler. Sizi gördüm biz. İşte Hüseyin Tavlı Başkanı gördüm. Resimlerini de verebilirsiniz biz. O resimleri alabilir miyiz? Vallahi helal olsun ya. Ufak bir şey. Sonra belediye başkanımız, kaymakamımız, başsavcımız takımlara, hem misafir takımımız hem üye takımımıza soyunma odasına girip başarılar dilediler. Maç sonunda tebrik ettiler. Çok iyi. Bunlar çok güzel şeyler. Bakın. Evet başkan. Çok evet, güzel şeyler. Başkan. Şey, biraz yavaş geçersek. Sağlığa görünmesi gereken yani. Evet, şuraya şu. ihtiyacı olan. Şurada. Neden çok hızlı geçiyoruz? Mesela şurada kalabilir miyiz? Bakın işte Kabadüz belediye başkanımız. Kaymakamımız. Evet, Kadir sakatlanmadan önce. Evet, çok güzel. Sağda buradan çok harika görünüyor. Şurada, ama işte harika. Şu şey yakışmıyor. Plastik sandalyede oturmak bizim siyasetçilerimize, kaymakamımıza. Ya tribün olmadığı için. Aynen. Yakışmıyor. Maça İnşallah. Bu nerede? Kale arkasında falan mı? Yanında yok yok. Yan tarafta. Aynen. İnşallah bir dahaki sene mülkamilerimiz tribünümüzü yaptırmış olur ve tribünden rahat bir şekilde maçı izlerler. Ya bu da önemli bir şey. Yani bu da Ünye Gençler Birliği yani gerçekten güzel bir destek. Yine Ersin kardeşimize teşekkür hem edeceğim. Misafir takımımız, hem misafir takımımız, ev sahibi takımımızın yöneticileri ve mülkamilleri güzel bir destek. Yani takımlarımız mutlu oldular gerçekten. Güzel havada, güzel yani bir karşılaşma oldu. Başkanı, kaymakamı. Maç sonu girdi değil mi? Tabii maç devre arası girildi, maç sonu girildi. Maç öncesinde başarılar, maç sonrasında da tebrik edildi. Oradaki oynayan topçular için çok güzel bir görüntü. Mesela bu. Şu da var. Orada amatöründe bir yarı final maçı oynanıyor. Tansiyon yüksek olur futbolcuların arasında, arbede falan olur. En ufak bir şey olmadı. Birbirine faul yapıyorlar. İşte kaldırıyorlar. Çok centilmence geçti. Evet, oyundan birisi çıkıyor. Birbirlerini tebrik ediyorlar. Bu da çok güzeldi. İnşallah perşembe gün turu geçer ve Kumru Turna Suyu galibiyle final oynarız. İnşallah. O maçta 0-0 bitti. Yine Kumru'da oynayan kardeşlerimiz var. Abdullah Elkin, Ömer Coştan. Bu arada da Fırat Demiroğlu, Lazikli ama burada yaşıyor. Ahmet Yıldıran federasyon başkanı açıklamış. Kim? Fatih Terim, Fatih Terim yazmış. Yok ya. Fatih Terim Galatasaray sportif CEO'su oluyor yani. Fatih Terim işi yok. Yavaş yavaş da sonuna geliyoruz artık. Evet, bir İsmail Kartal'ı nasıl buluyorsun diyecektim. Tabii sonra. Murat Bey. Ya şimdi İsmail Kartal ilk geldiği zaman tabii o da konuşuluyordu. Yetersiz geldi. İşte o da çare bulamadı. Daha sonra bir galibiyet serisi yakalandı. Şimdi acaba mı diye bakılmaya başlandı. Ya şimdi İsmail Kartal bu takımın başında bu takımı kurmuş olsaydı ve başında olsaydı bence bu kadar puan farkı olmazdı. Evet. Ama Trabzonspor futboluyla yine ben lider olacağını düşünüyordum. Ama 2-3 puan, 4 puan geriden gelebilirdi Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin tabii ki takımı, bu da bize stres yapardı. Takımı iyiydi. Gerçekten öyle ama ya Abdullah başkanla teknik hocasıyla Trabzonsporlu oyuncular ve tribün bağdaştı. Güzel bir hava yakalandı. Evet. Bu da şampiyonluğa götürdü. Futbolda bunlar normaldir. Bakın Başakşehir'de garanti şampiyon olacak derken şampiyonluğu verdi. Evet. Ama Trabzonspor gibi büyük bir camiada hem taraftar desteği ile çok önemli. 12. Çok güzel, adam. Çok güzel. Dün akşamki maçı izlediysen koreografiler falan. Harika.
Yani siz herhalde Trabzonlular şampiyonluk gecesinde bir Türkiye'yi yakarlar diye düşünüyorum. Yok, yakmayacağız. Ya silahlara dedik ya buradan, hayır yani silah. Yok, meşaleler canım. Meşaleler onlar illaki olur yani. Futbolun takım güzel şeyleri onlar, evet. Takım mesela Mehmet Ali Yılmaz tesislerinden çıktığı zaman şeye kadar meşale yanıyor yani Akyazı'ya kadar. Yani böyle bir, yani bir de 38 senenin getirmiş olduğu bir birikim var. Kolay değil yani bu insanlar için. Ben şeye gitmiştim. Trabzon'a lisans çıkarmaya gittim. Lisansları çıkardım. Benim plaka da o zaman 55FB987'ydi. Evet. Benim bende bir Megane vardı. Şimdi reklam yaptık ama kusura bakmasınlar. çıktım federasyondan. Orada akşam da... Şu resimde bir geri gelebilir misin? Şu resmi. Bu değil. Az önce. Kahramanı görüyor musunuz en arkada? Mavi montlu adam. Ersin abi. Neyse. Şimdi çıktık. Akşam da 8'de Trabzon Inter maçı vardı. Şampiyonlar Ligi müsabakası. Hatırlıyor musunuz? Evet. Böyle post büyüklü şöyle adamlar davul tokma çala çala geliyorlar, tamam mı, şehirden, ama bir 150 kişi 200 kişi var. Benim gidecek başka yolum yok. Plaka geldi aklıma. 55FB. Evet. Fenerbahçe plakası. Ne yapayım, ne edeyim? Polis buradan bana şey yapıyor. Ters yola gir diyor. Vallahi. Ben ters yola girdim, kaçtım. Yoksa davulla falan üzerimize geliyorlardı. Adam 55 plakayı yoksa parçalayacak mı? Hiç unutmuyorum o günü. Son bir o kareografi varsa biz de ekrana getirebilir miyiz? Trabzonspor'un taraftarını yaptı. Ondan sonra da kapatalım. Var mı bizde? Yok. WhatsApp'a bak. Evet. Ersin, mavi montlu adam yani bu işler için emeğini verdi. Buradan kutluyoruz kendisini. Önemli bir şey yani. Şu soyunma odasına şu mülki amirleri getirmek gerçekten önemli bir olay. Yoktan var oldu bu takım. Osman Hoca'nın yanındaki bizim kaymakamımız, bizim kaymakamımızın yanındaki şey mi? Kabadüz kaymakamı. Belediye başkanı. Belediye başkanı. Evet. Sanırım var mı yok mu onu en azından şey yaparsak ona göre. Yok. Fenerbahçeli misin sen? Tamam, kapatalım Murat abi. Evet. Son sözlerini alalım. Yine zamanı açtık. Ben Perşembe günü Ünye Gençler Birliği takımına Ordu şampiyonluğu için cani gönlünden başarılar diliyorum. Kazasız, belasız, centilmence müsabaka olsun. Öncelikle Ünye'mizi en güzel şekilde temsil etsinler. Onların yanındayız. Evet. Ünye sevdalısı olarak Ünyeli gençlerin oluşturduğu bir takımda yönetimi, Abdullah Başkanı, Ersin'i ve özellikle de Orhan Hocam ve Osman Hocam'ı şimdiden tebrik etmek istiyorum. Ben inanıyorum ki onlar bu turu geçecekler ve Ünye'mizi final maçını oynatacaklar. Orada da şampiyon olacaklarına canı gönülden inanıyorum. Ondan sonra da Ulubey ile bir play-out maçını inşallah izleyeceğiz. Ben Moda TV ailesine ve sizlere de beni yayına davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı Ramazanlar. Sanırım kareografi getiriyor ekrana. Bizi ekrandan alıp getirir misin? Evet. Evet, gördüğünüz gibi. Çok da büyük emek var burada ya. Harika bir ambiyans ya. Şurada bunu 4K'da izleyeceksin ki. Arkamızda şu an. Ben teşekkür ederim Murat abiye. Ben Fenerbahçeliyim ama Murat da bilir. Ben Trabzonspor Derneği'ne üyeyim. Evet. Ve Trabzon'dan gelme bir kişi olarak da benim takımım, ikinci takımım Trabzon'dur. Fenerbahçe şampiyon olamıyorsa Trabzon olsun istiyorum. İnşallah. Onun için de bunu söylemek istiyorum. Beraber katılacağız. İnşallah. İşte bir futbol akşamını daha sonuna geldik. 90 artı futbol burada son veriyoruz. Herkese hayırlı akşamlar, mutlu geceler, mutlu yarınlar, hayırlı sahurlar diliyoruz.